İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Gelmesin mi buraya? Götürsenize. Asya'yı tamam. Götürün. Haydi görüşürüz Asya'cığım. Biz geleceğiz az yediniz sonra. Yediniz mi efendim? Evet, yiyelim. Yedim. Geleceğiz az sonra. İyi yerlerle. Yemeğe mi çıktınız? Evet. Nasılsınız? Keyifler yerinde. Sağ olun, iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ayakkabılarınızı son tarafa getirin. Söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cins mi? Yok, cins. Yok. Böyle bir şey. Efendim, yazın İstanbul'a geçen çiftlerde bir tanesiniz. Nasıl gidiyorsun İstanbul'da? Öyle zuhur etti. Birkaç tane işimiz vardı aslında. Ailemizle kısa bir tatil yaptık. Geldik, işlerimizi hallediyoruz. Bugün de bir işimiz vardı. Onu hallettik. Ailecek yine yemek yiyoruz. Belki bir iki gün içerisinde tekrar bir çıkar, sonra yine geliriz. Ama genelde İstanbul'da olacağız. Öyle görünüyor yani, bakalım. Sizin hali hazırda zaten projeniz var. Ara verdi ama saçlar sakallar aldığın için uzatıyorsunuz. Ya çünkü haftada birkaç defa, ayda birkaç defa saç sakal kesilince dedim ki biraz rahat bırakayım. Bir de senaryoda bir belirsizlik var, daha karar veremediler. O belirlendiği zaman da ona göre şekillenecek. Neslihan Hanım bu halimizi acaba nasıl oldu? Ona sordum daha sonra. Ben onun her halini seviyorum. Teşekkür ederim. Bu cümle her şeyin aslında her şeyin cevabıdır. Peki efendim, size geliyor mu öyle teklifler? Tabii yani baktığınızda zaten bir sürü iş var, şükürler olsun. Ama hani önemli olan insanın içine sinen bir şeyi yapması. Ve her yaptığı, ya benim için önemli olan en azından her yaptığım işin üstüne koyarak devam etmek. Onun için biraz seçici davranıyor olabilirim. Yani tam olarak içime, gönlüme sinsin istiyorum aslında. Yaz, mesela yaz dizileri oluyor ya, acaba bu yaz için bir teklif geldi mi yaz dizisi? Yani. Yok, gelmedi. Yaz dizisi için teklif gelmedi. Kadir Bey'le mi öyle bir... Geldi mi? Olur mu? Tekrar bir şeyler. Kadir'in şu an çalıştığı bir iş var zaten. Hep sürekli geliyor. Ama yine içimize sinen bir iş olsun diye bekliyoruz. Eğer beraber yapacaksak gerçekten hem bir şeye hizmet etsin hem de içimize sinsin. Sakin yaşamayı seçen çiftlerden biri. Ne demek o ya? Sakin. Sanat böyle, için anladım da ben de. Sakin. Biz ilerleyen zamanda böyle köy gibi. Ben sizi ilk defa görüyorum ya. Ben birçok defa gördüm. Ben hayır, ilk defa karşılaşmıyor muyuz? İlk defa karşılaşmadım. Nasıl karşılaşmıyor? O zaman siz ilk defa mı konuşuyorsunuz benimle? Hayır, daha önce de çok. Nasıl konuşuyorsunuz? Ben sizin şivenizi nasıl fark etmedim ki? Trabzon. Hayır, onda da Karadeniz damarı var. Karadeniz'de yerleşmeyi düşünmüyorum. Geçen gün Rize'ye gittim de muazzam bir yavrusu. Evet, çok çok güzeldi. Soru buydu herhalde. Yani aslında İstanbul'da olmaktan, burada yaşamaktan ve işimizin burada olmasından dolayı memnunuz. Ama tabii hayatımızın bir kısmını, belki kalan kısmını geçirmeyi planladığımız yerler var. Ama onun için daha vakit var. Süper. Karavan tatiline de daha devam, var herhalde. Devam ediyoruz ona. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hadi yapalım, çok geç kaldık. Neslihan Hanım buradayız. Geçelim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bildiniz mi?